Süper Lig takımlarından Yukatel Kayseri Spor'da devre arası transfer döneminde anlaşma sağlanan Bertolikka, Abdülkadir Parmak, Mert Çetin ve Arif Kocaman için imza töreni düzenlendi. Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular katıldı. Biz biliyorsunuz son 2 yıldır sancılı dönemler geçirdik. İnşallah bu sezon başarılarımızla kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Ligi şimdilik ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz. Baştan beri hep bunu söylüyorum. Düşme kelimesini kullanmak kulüpte de yasak. Yeni arkadaşlara da söylüyorum. 2 yıldır zaten bundan yeterince yoruldum. Asıl hedefimiz gelecek sene. Bu yıl artık oturan bir kadromuzu oluşturup gelecek sene farklı hedeflerle ilerlemek istiyoruz. Kurumsallaşmaya biliyorsunuz önem veriyoruz. Avrupa kulüpleri gibi olmak için hem ben hem yönetim kurulundaki arkadaşlarım her biri görevlerinde verdiğimiz görevleri yerine getiriyorlar. Altyapıdan geçişenlerle de güçlenmek istiyoruz. Biliyorsunuz hem Doğan'ı hem Emre'yi Avrupa kulüplerine gönderdik. Nurettin'i de yine altyapıdan önümüzdeki günlerde Portekiz'de bir kulübe gönderip oynayıp gelişmesini istiyoruz ve bu örneklerin artmasını altyapıdan yetişen oyuncularımızın Avrupa'daki disiplini ve oradaki orada yetişip daha sonra ülkemize dönecekse dönmeleri gibi bir altyapımızın hedefi var. Yukatel Kayseri Sporu tam anlamıyla futbol endüstrisinin içinde kurumsal bir kurum haline getirip kendi gelirini kendi yaratan bir modele dönüştürmek istiyoruz. Bu arada takımımız çok şükür 5 maçtır yenilmiyor. Bu konuda gerek teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ı gerekse formasını terleten bütün oyuncularımızı, takımı, bütün kulüp çalışanlarımızı, herkesi kutluyorum. Bugün aramıza yeni katılan oyuncularımıza hepiniz huzurunda hoş geldiniz diyorum. Benim için gerçekten hem de yönetimdeki arkadaşlarımız için zorlu bir dönem oldu. Hem transfer yasağı vardı, açmak, dakikalarla yarışmak. Bir yandan da bir böyle değerli oyuncularımızı bizim formamızın renkleri altına almak için onlarla konuşmak, onların buraya gelmelerini sağlamak zorlu bir süreçti. Ama sonucu güzel oldu, sonu keyifli oldu. Ben her birine tekrar aramıza katıldıkları için hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Ve hayırlı olsun diyorum. Kendilerinden de duygularını herhalde dinlemek istersiniz. Bertoluş'tan başlayalım. First of all, I want to say thank you to Berna, to Kayseri Spor for bringing me here. Öncelikle başkanımıza ve Kayseri Spor'a çok teşekkür etmek istiyorum. I'm very happy to be here. I'm here because I want to improve. I want to improve and also I want to help the team for arrange also for achieve new project. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada Kayseri Spor'un hedeflerine yardımcı olmak ve bireysel olarak da takım olarak da gelişmek için yardım etmek istiyorum. And nothing. I want to speak less and az konuşmayı tercih ediyorum. I want to show myself on the pitch. Ve kendimi sahada göstermek istiyorum. Bu transferde başkanıma ve Hikmet hocama çok teşekkür ederim. Gerekli konuşmaları yaptık kendileriyle. Beni istediklerini bana gayet bir şekilde hissettirdiler. Benim için çok önemliydi. 6 aylığına buradayım. Elimden geldiğinin en iyisini yapmaya hazırım. Sahada benim bana inananları mahcup etmeyeceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Sözlerime dün gece yaşanan depremle ve geçen hafta gerçekten çok bir zor bir durum. Ahmet abim, Ahmet Çalık, onu kaybettik. Burada olamadım. Bu konuda çok üzgünüm. Aynı zamanda dün gece yaşanan depremde inşallah sağlık, can ve mal kaybı yoktur. Herkese geçmiş olsun demek istiyorum. Kayseri'deyim. Buraya gelmemde büyük bir rolü olan Berna Başkanım, aynı zamanda Hikmet Hocam, ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bana güvendiler. Ben de elimden gelen her şeyi,
elimden gelen hepsini vermek istiyorum. Bütün kuvvetimle, bütün mücadelemle çok motive bir şekilde buraya geldim. Hedeflerim var. Hedeflerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. İtalya'da oynamadığım bir süreç oldu. Farklı nedenleri vardı. Ama şu an buradayım ve